Herkese merhaba, ben Özgür Çetin. Bugün sizlere Number One G6 isimli, hemen şöyle ekranda da göstereyim, akıllı saat incelemesi yapacağım. Şimdi bir dakika, açalım ekranımızı önce. Akıllı saatler hepimizin bildiği üzere son 1-2 yıldır popüler olan cihazlar. Çeşitli özelliklere sahip, çeşitli fiyat skalasında birçok ürün, model bulunuyor. Samsung'dan tutun da LG, Apple gibi bir sürü firmanın da yine akıllı saat modelleri var. Number One G6 modeli bana kardeşimin, sevgili Barış Çetin'in hediyesi. Böyle teknolojiyle uğraştığımı vesaireyi duyduğu, bildiği için demiş ki yılbaşında abime bir hediye alayım. Bunu aldı sağ olsun. Teşekkür ediyorum ona buradan da. Hemen saatin özelliklerine bakalım. Ekranda görüyoruz, gösteriyorum zaten ama dairesel bir ekranımız var. Tabi bu aslında ekran dairesel değil. 240x240 piksellik bir ekran bu. Hemen şöyle tutayım daha doğrusu. Oldukça kalın bir saat var. Bir kere onu söyleyeyim. Bayağı şu kalınlık bakın. Bir santim geçiyor yani neredeyse. Boyut olarak ise baktığımızda yaklaşık 43 milimetrelik bir boyutu var. Yani bir uçtan bir uca ölçtüm ben. Yaklaşık olarak 43 milimetrelik bir boyut söz konusu. Birazcık iri bir saat onu söyleyeyim. Özellikle hani kadınlar için birazcık fazla iri olduğunu söyleyeyim. Hani herkesin kullanabileceği özellik bir yani kolda eğer çok mini minyon bir tipseniz bir erkek ya da kadınsanız kolunuzu çok büyük durabildiğini baştan belirtmiş olayım. Bunun dışında cihazın yani yüzünde iki adet düğme bulunuyor. Şuradan da göstereyim ekranda. Birazdan detaylarını da belirtelim. Üstteki ve alttaki bu düğmelerle işte ana sayfaya dönmek ve ileri geri gitmek gibi işlemler görüyorsunuz. Ekran dokunmatik olduğu için şöyle yapayım. Fonksiyonlar arasındaki geçişleri de yine bu parmak hareketiyle yapabiliyorsunuz. Tuşlara bastığınızda da ana sayfamıza yani saatin göründüğü bölgeye geliyor. Saatin göründüğü bölümü üzerine tıkladığınız zaman farklı arayüzlerimiz var. Bir uygulamamız var. Uygulama yardımıyla bu arayüzleri de değiştirebiliyoruz bu arada onu söyleyeyim. Fandovir ismi bir uygulama bu. Onun detaylarını birazdan anlatacağım. Buradan istediğiniz arayüzü yapabilirsiniz. Mesela bu Samsung'a çok benzeyen bir arayüzü var mesela. Şu anda Samsung gibi görünüyor. Bu şekilde istediğiniz arayüzü kullanabiliyorsunuz. Farklı farklı arayüzlerimiz olduğunu söylemiş olayım. Diğer teknik özelliklerine bakacak olursak hemen şurada ekranda da göstermiş olalım. Buradan bakın görüyorsunuz. İşte CPU'muz yani işlemcimiz MTK2502. 240x240'lık bir ekranımız var onu söyledim az önce. Adım sayar var. Kalp ritmini ölçüyor. Ve Bluetooth 4.0 var. Bluetooth 4.0 ile telefon bağlantısını sağlıyorsunuz. Üzerinde mikrofon ve hoparlör de bulunduğu için telefon görüşmelerinizi de bu saat yardımıyla yapabiliyorsunuz. Yani bir nevi böyle kolunuzda işte abi ne haber falan gibi konuşabiliyorsunuz. Ama tabi ses dışarı verildiği için herkes de bu sesi duyuyor. Onu söylemiş olayım. Bunlar dışında telefonda tabi birçok özellik var. Bluetooth'la bağladığınız zaman aramalara geçebiliyorsunuz. İşte mesajları okuyabiliyorsunuz. Kontakları görebiliyorsunuz. Numara çevirebiliyorsunuz burada. Titreşim özelliği var, güç tasarrufu var, Türkçe desteğimiz var, adım sayıyor, uyku düzeni sayabiliyor, kalp ritmi sayıyor. Böyle değişik özellikler var, alarm var, takvim var, kronometremiz var ve hesap makinesi olarak da kullanılabiliyor. Aynı zamanda müzik çalar olarak kullanabiliyorsunuz. Yani buradan telefonun üzerindeki müzikleri kontrol edebiliyorsunuz. Hareketle ses açıp kapatma, hareketle telefon açma kapatma gibi işlemler var. Bir de aynı zamanda cihazı Bluetooth kamera olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani ekrana bastığınız zaman doğrudan doğruya fotoğraf çekebiliyor. Cep telefonuyla yani yapabiliyorsunuz bunu. Fena özellikleri yok aslında. İki tane kılıf kayış çıkıyor kutusundan. Bu siyah olanı. Şu kenarlardaki beyaz gibi olan şeyler aslında bir hani kumaş gibi veya bir deri görüntüsünü vermek için tasarlanmış ama bu bir silikon. Bunu pek beğenmedim çünkü bir süre sonra terleme yapıyordu silikon olması bu kayışların. Yapabilirsiniz, bulabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Yani bir saatçide falan muhtemelen buna uygun kordonlar bulacaksınız. Ben bu kordonu da çok beğenmedim, onu söyleyeyim. Bir diğer ise arkası mavi. Bununki siyah ama onunkisi arkası mavi gibi olanı var. İki farklı kordon çıkıyor kutudan. Bir de micro USB kablosu çıkıyor, oradan şarj ediyorsunuz. Pili yaklaşık 2 gün gidiyor. Micro USB kablosunun şu yan yüzde bulunan, şöyle göstereyim. Bir yuvamız var. Bu yuvaya taktığımız zaman hızlı bir şekilde şarj oluyor. 2 gün fena bir rakam değil. Yani çok süper bir şey değil ama bu özellikle sahip birinin için bence yeterli.
Genel olarak baktığımda da ürün hani fiyatının hakkını veren yaklaşık 30 dolar civarında bir fiyatı var. 25'ten almıştı galiba kardeşim. 30 dolar şu bugünlerde en azından ben bu incelemeyi çektiğimde 30 dolardı. İyi bir fiyat olduğunu söyleyeyim. Bu fiyat aralığında da gerçekten hani bu fiyata da bu kadar oluyor. Çünkü 1500-2000 liraya kadar çıkan akıllı saatler de var. 30 dolar dediğimiz bugün kuruyla işte 120 lira bile yapmıyor. Özellikleri de fena değil yani. Kötü olduğunu söylemez. Adım sayı falan fena çalışmıyor. Kalp ritminde fena ölçmüyor ama bazen ölçemediği noktalar olduğunu söyleyeyim. Ama o Samsung'un benim akıllı telefonumda da aynı sorun yaşadığımız dönemler olduğunu da belirtmiş olalım. Bunun dışında Fandovir isimli uygulamayla belli şeyleri senkronize edebiliyorsunuz. Adımlarınızı, işte bilginizi, kalp ritim bilgilerinizi telefonunuzda senkronize ediyorsunuz. Aynı zamanda bazı arayüzlere buraya yükleyebiliyorsunuz. Bir iki küçük uygulama da yükleyebiliyorsunuz ama başka bir uygulama desteği yok. Uygulama fena değil ama hani tabii ki bir Samsung'un uygulaması gibi değil. Ya da işte bir LG'nin uygulaması değil ama yine de iş görüyor. Onu belirtmiş olalım. Yani genel olarak ben memnun kaldığımı söyleyeyim. Yani bu fiyat performansında memnun kaldığını söylüyorum ama kızımın da bazı yorumları varmış. Şimdi işte isterseniz ondan da birazcık yorum alayım ben. Bakalım onu düşünüyor. Ne diyorsun Ayşe? Gel bakalım yanıma kızım. Şimdi ben bu saatin içinde oyun olmadığını sevmedim yani. Oyun olmadığı için beğenmedin. Bir tane oynanabilirdi. Değil mi? Bence de yani. Evet bak güzel bir yorum. Başka? Ve Bluetooth'da yani çalışmasaydı, içinde müzik olsaydı, aramayı Bluetooth'suz yapsaydı. O zaman ama sim kart olması lazım ve içinde bir bellek olması lazım. O da yok tabii. Değil mi? Mesajlarda, evet. Tabii. Öyle saatler var ama bu öyle bir saat değil. Tamam, çok teşekkür ediyorum kızım yorumların için. Tamam, görüşmek üzere. Evet, kızımın da yorumlarını aldık. Oyun olsaydı dedi, bence de oyun olsaydı çok daha iyi olurdu. Ama oyun yok, ne yazık ki. Belki yüklenebilir dışarıdan başka uygulamalar ama standart uygulamasında ben böyle bir şey görmedim. Dediğim gibi 30 dolara alabileceğiniz gayet şık bence, güzel bir akıllı saat olmuş. Hatta şöyle çevirdiğin zaman da otomatik ekran geliyor. Bakalım geldi mi? Gelmedi. Şimdi şöyle yapayım. Yani kolunuzdayken şimdi olmadı ama kolunuzda normalde saat kapalıyken şu an kapatalım. Evet kapattım. Şöyle yaptığınız zaman evet gelmedi tabii. Murphy kuralı şey yaparken şöyle çevirdiğiniz zaman geliyor. Şu an açıldı mesela ekran. Şu an açık bakın. Evet yine açıldı. Şöyle göstereyim. Kapanıyor tabii. Evet. Olan şimdi oluyor. Böyle bu şekilde çevirdiğiniz zaman görünüyor. Yani kolunuzu kaldırdığınız zaman otomatik olarak ekranını görüyorsunuz. 30 dolara alabileceğiniz en iyi cihazlardan bir tanesi bence. Tabii ki daha iyisi var, daha güzelleri var ama onları da bu fiyata alamazsınız. Bir videomuzun, bir incelememizin daha sonuna geldik. İncelemelerimle ilgili her türlü görüş, yorum ve eleştirinizi gerek bu videonun altına gerekse sosyal medya hesaplarımı yapabilirsiniz. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Farklı bir incelemede, farklı bir videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.